Hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Bugünkü konuğumuz Büşra Açıkalın, uzman diyetisyen. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi'nde araştırma görevlisi aynı zamanda. Büşra Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum, teşekkürler. Öncelikle sizi tanıyalım biraz. Sonra da beslenme üzerine bir diyetisyen olarak sohbet ederiz. Sizden bazı bilgileri almaya çalışırız. Büşra Açıkalın, uzman diyetisyenim. Aynı zamanda İstanbul Ayvansaray Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktayım. Onun dışında da bir klinikte falan bir yerde ayrıca da bir hizmetiniz var mı? Şu an için ayrıca bir hizmetim yok. Daha öncesindeki geçmişte bir çalıştığım klinik vardı. Bugün o zaman beslenme nedir? Evet, ben soracağım diyet, size. Aynen, diyet nedir? Tamam. Sanırım bunları konuşacağız. Evet. Nasıl isterseniz başlayalım. Nedir Peki. beslenme gerçekten? Beslenme, insanların yaşamlarını sürdürebilmesi için, daha doğrusu sağlıklı olarak yaşamlarının devamını için, çocuklarımızda büyüme ve gelişmenin devam edebilmesi için beslenme şarttır diyoruz ve önemli konulardan bir tanesi. Peki diyet nedir diye bakacak olursak, diyet ise insanların sağlıklı ve dengeli beslenmesi anlamına geliyor. Dengeli beslenme ise bizim karbonhidratlar, proteinler, yağlar, vitaminler, mineraller dediğimiz besin ögelerinden gün içerisinde yeterli miktarda almak anlamına Herkes geliyor. Herkes için aynı miktarlar değil ama tabii değil ki mi? Herkesin aynı miktarlar Ya da değil. her yaş için aynı değil. Değil. Nasıl bileceğiz onu? Vücut kendisi mi? Kendi saatine göre kendi dengesini mi buluyor yoksa bir Şimdi şöyle söyleyelim. Herkes şablon var mı? Onu mu uyguluyoruz? Cinsiyete göre, yaşa göre hepsi değişmekte ve diyet zaten kişiye özgü olduğunu söylüyoruz her zaman. Bunun için bir uzmana ilk başta insanların danışması gerekiyor. Günümüzde yapılan hatalardan bir tanesi şu: insanlar direkt okudukları internet ortamındaki diyetleri alıp kullanabiliyorlar. Aynı ilaç kullanımı gibi kıyaslayabiliriz. Bizler Benim annem bunu çok yapardı. Çok çok iyi geldi diye teyzemden almış. Evet. Baş ağrısına bunu, kesinlikle çok bunu yapanlar iyi çok fazla. Diyetler de aynı o şekilde kişiye özgü planlanıyor. Bizler diyetlerimizi planlarken kişilerin cinsiyetine, yaşına, hatta yaptıkları işe göre bile fiziksel aktivite değerliyoruz. Buna göre planlıyoruz ve herkesin bir bazal metabolizma hızı dediğimiz hız var. Buna göre kişilerin alacakları enerji, protein, karbonhidrat miktarları fark ediyor. Bunun hesaplamalarını biz yapıyoruz ve o şekilde günlük herkesin alması gereken bir enerji, kalori ihtiyacı ortaya çıkıyor. Aynı zamanda proteinler, karbonhidratlar, vitamin, mineraller, besin ögeleri de. Sizin mesleğiniz diyetisyenlik herhalde yeni yaşamın, bu çağın bir Evet. gerekliliği. Çünkü eskiden böyle bir şey herhalde yoktu değil mi? Evet, eskiden çok fazla Ne kadar bilinmiyordu. karbonhidrat almalıyım diye köyde yaşayan birinin ya da doğada yaşayan ya da geçmiş yıllarda yaşayanların çok böyle bir dertleri yoktu. Zaten sürekli egzersiz halindelerdi, hareket Evet. ediyorlardı. Çünkü arazide, tarımda belki Evet, çalışıyorlardı. kesinlikle. Ve doğal besleniyorlardı. Kendi dengeleri içinde hem egzersizi hem ne alması gerektiğini dengeliyorlardı. Evet. Ama şimdi herhalde modern hayatın içerisinde plazalar, trafik, işte ya da evden saatlerce bilgisayarda home office ya da ofiste bilgisayar önünde çalışanların herhalde şu anda bir dengeye ihtiyacı var. Onu da siz yapıyorsunuz. Evet. Peki nasıl yapıyorsunuz? Ne öneriyorsunuz? Herkese aynı olmuyor dediniz. Evet. Nasıl ilk önce kan mı veriyor size? Kilosuna mı bakıyorsunuz? Nasıl başlıyor? İlk önce bize danışanlarımız geldiği zaman bir kan tahlili, doktordan yaptırmış olduğu bir kan tahlilini istiyoruz. Buna göre kişinin belirli bir hastalığı var mı? Biz anamnez bilgisi diyoruz, kişilere soruyoruz herhangi bir hastalıkları var mı? Ve kan değerlerine de bakarak özellikle açlık glikozu, tiroid hormonları, bunlar çok önemli oluyor. O değerlerine bakıyoruz. Ona göre kolesterol, tabii onu da sayalım. Beraber danışanımızla ortak kararlar içerisinde bir diyet listesi planlıyoruz. Burada kişinin beslenme alışkanlıkları tabii ki önemli oluyor. Herkes aynı şeyleri tüketmek istemiyor veya herkesin koşulları fark ediyor. Dediğiniz gibi çalışma ortamları fark ediyor. Bununla birlikte insan 3 ana öğün ve 3 ara öğün olmak üzere bir diyet planlaması. Benim önereceğim diyet planlaması bu şekilde oluyor. Kahvaltı, öğle ve akşam dediğimiz ana öğünlerimiz. Ara öğünlerde kuşluk, ikindi ve yatmadan önce Sık sık ve öğünlerimizle, daha evet, fazla sık değil sık mi? ve öğünlerimizi fazlalaştırarak sık sık besleniyoruz. Böyle bir diyet planlamamız oluyor. Ve sabah kahvaltısında benim önerdiklerim içerisinde her zaman yumurta
gün aşırı kolesterol hastalarımız varsa onların da tüketebileceğini söyleyip ama gün aşırı şekilde tüketmeleri. Standart bir diyet var mı? Mesela tabii şimdi kan grubuna göre, yaptığı işe göre, yaşına göre, cinsiyetine göre herkesin özel, kendine özel bir diyet var. Bu okey zaten. Bu çok net. Bunu tavsiye usulü diyet programı biz de yapmak istemeyiz. Ama genelde çok genel geçer. Standart önerebileceğiniz böyle bir program var mıdır? Yoksa onu kaçınır mısınız önermekten? Aslında standart diyetleri önermekten kaçınıyorum. Ama şöyle önerilerde bulunacak olursak protein alımını kaliteli protein. Yani kaliteli protein hayvansal proteinleri öneriyoruz. Nelerden alabilirler onları? Peynir, yumurta. Bunlar en iyi süt ürünleri ve et ürünleri. Bunların dağılımlarını yapmak gerekiyor. Yumurta ve peynir dediğim gibi sabah kahvaltısında, öğlen yemeklerinde et, tavuk eti, beyaz eti. Protein bunlar, onların hayatında protein neyi karşılıyor? Yani ne işe yarıyor? Gün içerisinde sabah vermenizin sebebi hareketli olduğu için mi? Şimdi protein zaten bizim vücudumuzun yapı taşı. Vücudumuzda protein, amino asitleriyle. Şundan dolayı soruyorum detaylı. Ben de bir parça biliyorum ama yine de genelde hep hani protein almalıyız diyorlar da çoğu gerçekten bilmiyor onun ne işe neden aldığını bilmiyoruz. Şu şekilde protein insanı daha tok tutmasını. Mesela karbonhidratları aldığımız zaman anlık doygunluk sağlıyor bize. Yani karbonhidratlı beslendiğimizde bir saat sonra yeniden acıkabiliyoruz. Nelerden alıyoruz karbonhidratı daha çok? Karbonhidratlar ise tahıl ürünlerinden. Ekmek, makarna, bulgur, pirinç bunlar karbonhidratı yüksek olan besinler. Aldığımız zaman o anda doygunluk sağlıyor ama daha bir saat sonra dediğim gibi acıkmaya başlıyoruz. Ama proteinlerden yoğun beslendiğimiz zaman daha tok tutuyor. Daha tok tutmamızı sağlıyor. Aynı zamanda vücudumuzun da yine yapı taşı dediğim için vücudumuzun yenilenmesini sağlıyor. Kaslarımızın da yapısında proteinler var. Hareketimizde de etkili oluyor. Bu yüzden dediğim gibi hayvansal ve bitkisel kaynaklı proteinlerden beslenmeliyiz. Ve hayvansal kaynaklılar daha iyi kalite proteinler olarak geçiyor. Proteinlerin fakat sindiriminin daha zor olmasından dolayı öğlen öğünlerinde, akşamdan ziyade öğlen öğünlerinde protein kaynaklı besinleri daha çok öneriyorum. Akşam ne öneriyorsunuz? Akşam ise sebze. Sebze yemekleri. Etli sebze yemekleri yine olabilir tabii ki ama kuru baklagil yemekleri de önemli. Hiç et yemesinler mi? Tabii ki et yesinler. Ama öğlen menülerinde kırmızı et, tavuk eti, balık eti olabilir. Akşam çok önermiyorsunuz. Evet, akşam sindiriminin zorluğundan dolayı önermiyoruz. Akşam sebze ağırlıklı beslenebilir. Özellikle salatalar yoğunluklu olsun diyorum ben. Ve öğünlerimizde yoğurt. Yoğurt tüketimi de çok önemli yemeklerle birlikte. Çünkü yoğurdun da metabolizmayı hızlandırıcı etkisi var süt ve süt ürünlerinin. Bu şekilde bir standart demeyelim ama böyle bir taslak böyle bir şey çizebiliriz. Peki en son kaçta yemeli? Bir de hep öyle merak ediliyor. Şu saatten sonra yemeği konuları şey önemli. Gerçekten? Ben öyle bir şey olduğunu hiçbir zaman önermiyorum. Yatmadan 2 saat önce. Sadece bu. Ben bir kere bir arkadaşımla 11-11.30 civarı falan da bir şey yemeği teklif etti. Bu saatte yememelisin gibi bir şey söyledim. Ona dedi ki ben 1.30-2 gibi yatıyorum. Yani o yüzden şu anda yiyebilirim. Evet. Doğru yani herkesin yattığı saatten geri geleceğiz. Yok öyle bir şey diyorsunuz öyle değil mi? Öyle bir şey yok. Çoğu da inanmıyor herhalde. Şu an inanılmıyor. Özellikle 6'dan 7'den sonra yemeyin gibi şeyler söyleniyor. Ama ben yatmadan 2 saat önce. Çünkü sindirim süreci o saatte kadar tamamlanıyor. O yüzden yatmadan 2 saat öncesine kadar sıkıntı yok. Peki son size bir şey soracağım. Genelde bir insan tipine alıştırıyorlar bizi. Ortaya onu koyuyorlar merkeze. Herkesin öyle olmasın. Evet. Aşağıda kalıyorsanız kilo al, ona yaklaş. Yukarı çıkmışsanız biraz kilo ver, ona yaklaş. Bizi oraya çekmeye çalışıyorlar. Bu gerçekten de böyle mi yoksa her bünyenin kendi kilosu, kendi sağlıklı görünüşünü nasıl anlamalıyız? Bunun bir ipucu var mı? Tabii ki şöyle, her bünyenin kendi kilosu farklı. Biz de ona beden kütle indeksiyle hesaplıyoruz. Boyumuz ve herkes kilomuz. Herkes evde hesaplayabiliyor mu? Hesaplayabiliyorlar. Biraz bilgi verir misin? Tabii ki kilomuzu boyumuzun karesine bölüyoruz. Kilomuzu boyumuzun karesine bölüyoruz. Bu şekilde bizim BKI indeksi dediğimiz değer ortaya çıkıyor. Bu değere göre... Mesela benim 1.85 diyelim. Evet. 1.85'te 1.85 çarpıyorsunuz, karesi alınıyor. Sonra kilonuzu bölüyorsunuz. Bölüyor, tamam. Çıkan bir değer var. Eğer neyin altında, neyin üstünde bu olursa? Bu değer 19'un altında iniyorsa zayıf diyoruz.
24.9'da 25'e kadar normal ve üzerisinde hafif şişman, 30'dan sonrası da obez olarak değerlendiriyoruz. Hı hı. Bu değerlere göre kişiler aslında basit yöntemle kendi sağlıklı kilolarını da hesaplayabiliyorlar. Ama aslında herhalde gün içerisindeki size ne kadar engel olduğuyla çok alakalı değil mi? Hani çok 21'desiniz, 19'un üstündesiniz ama hı hı. hiçbir problem yok. Yani bütün aktivitelerinizi yapabiliyorsunuz. Ama bir rakamın üzerindesiniz. Bu yine de dert edilecek bir durum. Aman 19'un altına inmeliyim demeli miyiz yani? Yok, hayır yani? Bu kadar. Birkaç birim dert edilecek dert bir edilecek olay bir değil. Şey değil. Özellikle 25'in üzeri, bu değer 25'in hı-hı. üzerine çıktığında artık. Zaten siz onu fizik olarak fizik da görüyoruz. Hissedeceksiniz değil mi? Tehlike çanları o zaman evet. çalmaya başlıyor. 25'in üzerine çocuklarda çıktığımız zaman. Çocuklarda da mı böyle? Çocuklarda bu şekilde değil. Aslında bu yetişkinlere özgü. Onlar da biraz görünüşten aynen. herhalde değil mi? Çocukların büyüme ve gelişmesi de hala devam ettiği için çocuklarda hani katı bir diyet önerilerine girmiyoruz. Aynı zamanda egzersiz çok öneriyoruz. Onlara egzersizi öneriyoruz. Onların da yine büyüme gelişmeyi destekleyecek şekilde protein, süt, yumurta, et ürünlerini daha çok tüketmelerini, sebzeyi de tabii alıştırıyoruz çocuklarımızı. Onlara bu şekilde yani. Onlar da diyet uygulamasına çok girmemek gerekir belirli bir yaşa kadar. Peki. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Için. Bir sonraki programda sizinle diyet çeşitleri, farklı zayıflamak için kullanılan farklı diyet paketleri, modelleri. Belki onun içerisinde detoks tabii zayıflama şekli olarak kullanılıyor. Evet. Onlardan konuşmak isteriz. Şimdilik çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Evet, bu programda Büşra Hanım'la beslenme üzerine tüyoları aldık. Bir sonraki programda yine kendisiyle detoks ve beslenme modelleri üzerine konuşacağız, paketler üzerine. Teşekkürler.